Bu akşam özellikle bir şeyi zikretmek adına geçen kardeşlerimizle beraber pazartesi günüydü Allah-u Alem. Suriye'de yaşamış olduğu mahalleye atılan varil bombaları neticesinde bir ayağını kaybeden bir bayan, kız kardeşimin, mümine bir kız kardeşimizin hikayesini seyrettik. Takriben 20 veya 23 dakikaydı, doğru mu gençler? Bir bacağını kaybediyor. Tedavi aşamasındayken kocası 3 tane erkek evladını alıyor, başka bir kadınla evleniyor. Terk ediyor kadını. Bakın, önce bir bacak kopuyor. Bir mahalle gidiyor. Yaşanılacak diyar yok oluyor. Sonra onun akabinden hemen 3 tane yavrusunu kaybediyor. 3 tane çocuğunu. Adam gidiyor başkasıyla evleniyor. Kadın böyle bir mağazanın önünden geçerken çocuk kıyafetleri satan bir yere denk geliyor. İçleniyor, duygulanıyor, çocukları hatırına geliyor. Acaba diyor çocuklarıma diyor tekrar kavuşabilecek miyim? Artık yaşadığı mıntıkada yaşanmaz bir hal oluşunca soluğu nerede alıyor? Bir çadır kentte alıyor. Şimdi kınıyoruz ya, neden Suriyeliler buraya geliyor? Bakın bir şey hatırlatacağım, geçen hafta unuttuğum bir hadisedir. Münafıklar Müslümanlara aynen şöyle söylüyorlar. Allah Resulü'nün etrafındaki adamlara yardım etmeyi kesin, peygamberin etrafından dağılsınlar. Hatırladınız mı bunu? Münafıklar söylüyorlar. Allah Resulü'nün etrafından bulunan Müslümanların, özellikle muhaciri kastediyorlar. Kim bu? Abdullah İbni Ubey İbni Selül. Diyor ki yardımı kesin, bakacaksınız ki o muhacir dağılacak. Şimdi bugün aman Suriye'ye yardımı kesin, aman Arakan'a kesin, aman Afganistan'a kesin, aman Çeçenistan'a kesin. Yakamızdan düşsünler, bizim beldelerimizde komşu olmaktan, can dost olmaktan aman uzak duralım diyenler bilsinler ki bu sözler münafıklara yakışan sözlerdir. Bu sözlerden tevbe etsinler, bu sözlerden arınsınlar. O mümine kadın, bakın mahallesinde yaşayamaz. Çünkü oturacak bir evi dahi kalmaz. Bir çadır kentin içerisine gelir. Önce bir vatanını kaybetti. Sonra bir bacağını kaybetti. Sonra o kocayı zaten saymayacağım, şeref yoksununu. 3 tane evladını kaybetti. O anne bir ağaçtı. O dallarda gezen 3 tane meyve vardı. O meyveler koptu. Bir anne için en zor anı düşün. Ne olur Allah rızası için. Ve aynen videoda şöyle bir ifade var. Çadır kente her şey kuruldu. Tabii ki güven halen yok. Bombalar halen oralara yağıyor. Hesapta güvenli bölge oluşturulmuş ama en acımasızca oralara da saldırılıyor. Bakın diyor ki videoda bir yerde bir okul inşa ediliyor. Ancak diyor şunu fark ettik ki tecrübeli, liyakat sahibi öğretmenler bu bölgelerden hicret etmişler. Yani can emniyetini, mal emniyetini, namus emniyetini, din emniyetini, akıl emniyetini korumak için hicret etmişler. Asla kınamıyoruz. Tecrübe sahibi, liyakat sahibi kimse yok. Okul var, çocuk var ama öğretmen yok. Peki sizce burada kim öğretmenlik yapmaya başlıyor? Bacağını kaybeden, 3 çocuğunun özlemiyle yaşayan acuze bir kadın, aciz bir kadın. Ama ümidini yitirmemiş, ama azmini yitirmemiş, Allah'a olan sadakatini yitirmemiş, ümmete olan vefasını kaybetmemiş, asil ruhlu bir kadın, savaş neticesinde travma yaşayan kız çocuklarının hayata tekrar kavuşturulması için gönüllü bir şekilde, kardeşler gönüllü, parasız, bana bu kadar para verirseniz iş yaparım, bana bu kadar para verirseniz size din anlatırım, bana bu kadar para verirseniz Allah yolunda size yardım ederim diyenler utansınlar. Kadın hiçbir ücret karşılığısız, hiçbir ücret almıyor. Gönüllü bir şekilde, gönüllü bir şekilde Suriye Savaşı'nda travma yaşayan kız çocukları hayata kavuşturmak, Allah'la bağlarını kuvvetlendirmek, ümitlerini palazlamak için bir gayretin içerisinde. İşte zafer Allah Azze ve Celle'nin
bu kadınların eliyle vereceğine biz şahidiz inşallah. Bunlar gibi ümit var olanlar, Allah'a tevekkül edenler, Allah'tan sapmayanlar, saptırılmayanlar, vallahi bu ümmetin zaferlerini bir bir gerçekleştirecektir. Allah'ın selamı onların üzerine olsun inşallah.